Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir bilgisayar incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Monster'ın Abra A5 ve 16 modeli. Aslında tam ismini söylemek gerekirse A5 ve 16.6.3 modeli de diyebiliriz. Peki bu bilgisayar bize neler sunuyor? Şimdi dilerseniz gelin hep beraber buna bir bakalım. Arkadaşlar incelememize ilk olarak bilgisayarımızın tasarımıyla başlayalım. Biliyorsunuz Monster'ın kendisine has bir çizgisi var. Artık bu çizgiye biz alıştık diyebilirim. Genele baktığımız zaman cihazın kapağında yine böyle fırça izleriyle dokundurulmuş bir desen karşılıyor bizleri. Gayet hoş bir tasarım detayı verilmiş burada. Ayrıca canavarın gözü de yine burada tüm ihtişamıyla bizi karşılıyor. Bunu da size söylemiş olalım. Bilgisayara baktığımız zaman arkadaşlar öyle aman aman bir kalınlık görmüyoruz. Yani biliyorsunuz genellikle oyun bilgisayarı olduğu zaman böyle kalın, kaba bilgisayarlar gelebilir aklınıza. Fakat Monster orantılı bir tasarım izliyor bu noktada. Yani siz bu laptopla oyun da oynayabiliyorsunuz. İş ve ofis çalışmalarında da bu bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. Öyle yani dışarıda atıyorum bir kafeye veya işte bir yere gittiğiniz zaman çok böyle dikkat çekmiyor. Absürt bir görüntüsü yok bilgisayarın. Bunu size baştan belirtebiliriz. Cihazı şöyle çevirdiğimiz zaman arkadaşlar alt kısımda yine havalandırma fanları, havalandırma ızgaraları yer alıyor. Fakat burada bir detay dikkatinizi çekecek olabilir. O da buradaki bataryanın çıkarılabiliyor olması arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemde bilgisayarların pilleri genelde tümleşik halde geliyor. Dolayısıyla bir pil değiştirmeniz gerektiğinde bile arkasını sökmeniz gerekebiliyor. Fakat burada Monster ne yapmış? Bataryayı harici olarak vermiş. Bunu basit bir şekilde çıkartabiliyorsunuz ve yeni bir batarya alıp dilerseniz ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Değiştirebiliyorsunuz. Bu önemli bir özellik diyebiliriz. Şöyle bilgisayarımıza baktığımız zaman sağ tarafta arkadaşlar bir adet USB girişi ve Type-C girişinin olduğunu görüyoruz. Bunların hemen yanında da hafıza kartı okuyucu yuvamız yer alıyor. Sol tarafa baktığımızda ise bir tane USB 3, bir tane USB 2 ve kulaklıkla mikrofon çıkışlarının yer aldığını görüyoruz. Bilgisayarın sırt kısmına baktığımızda ise yine klasik Monster modellerinde olduğu gibi güç girişi buraya yerleştirilmiş. Ethernet girişi burada duruyor. HDMI ve yanında DisplayPort bulunuyor arkadaşlar. Genel itibariyle tasarım hatları olarak değerlendirdiğimiz zaman Monster'ın klasik çizgisinin bu modelde de devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki bu cihaz bizlere neler sunuyor? Dilerseniz şimdi biraz bunlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar bizim incelediğimiz bu bilgisayarda Intel imzalı Comet Lake i5-10200H işlemci bulunuyor. Bu işlemci normal şartlarda 2.4 GHz'de çalışıyor fakat Turbo Boost modunda performansı 4.1 GHz'e kadar yükseliyor. Ekran kartı tarafına baktığımızda ise Nvidia imzalı GTX 1650 Ti ile karşılaşıyoruz. RAM'e baktığımızda ise 8 GB'lık bir kapasitenin olduğunu görüyoruz. Fakat burada hemen şunu belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Monster'ın sitesine girdiğiniz zaman bu RAM olsun, işte SSD yani depolama olsun bunların kapasitesini dilediğiniz gibi arttırabiliyorsunuz. Yani burada bu bilgisayarın sadece 8 GB RAM'li versiyonu var gibi düşünmeyin. Monster'ın sitesinde bu modeli arkadaşlar özelleştirerek dilediğiniz gibi satın alabilirsiniz. Bunu da size yeri gelmişken belirtelim. Gelelim dahili depolama alanına. Yine bu cihazda 512 GB'lık bir SSD yer alıyor arkadaşlar. Normal şartlarda bunu aldığınız zaman free dosya geliyor ama dilerseniz yine Monster'ın online mağazasında ne yapabiliyorsunuz? İşletim sistemini dahil edebiliyorsunuz. RGB tek bölge aydınlatmalı bir klavyemiz var. 24.9 mm'lik kalınlığımız ve 2.2 kg'da ağırlığımız var. Evet şimdi teknik özellikler bu şekilde arkadaşlar. Yani bunları zaten Monster'ın sitesine girdiğinizde de görebilirsiniz. Bizim size anlatacağımız detaylar ise bu bilgisayarın testleriyle ilgili. Biz bu bilgisayarda pek çok test yaptık arkadaşlar. Yani SSD okuma hızından tutun da oyunlarda kaç FPS aldığınıza kadar onlarca test gerçekleştirdik diyebilirim. Şimdi önce size şu bilgiyi vermek istiyorum. Monster arkadaşlar bu bilgisayarda Crucial'ın SSD'lerini kullanmış ki bu özel bir SSD yani bu
cihazdaki SSD'nin normal bir laptoptaki SSD'ye oranla çok daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Zaten biz SSD okuma yazma testleri de yaptık. Onların da sonuçlarını birazdan göstereceğim sizlere. Orada da farkı rahatlıkla görebileceksiniz. Testlere geçmeden önce arkadaşlar, pek çok kullanıcının merak ettiği bir soru işaretini de gidermek istiyorum. Ben buna ek SSD takabilir miyim? Yanına yeni RAM takabilir miyim? Bunu dilerseniz beraber görelim. Ben bu bilgisayarın arkasını açayım. Hem böylece bilgisayarın nasıl bir mimariye sahip olduğunu da beraber görmüş oluruz. Evet arkadaşlar, bilgisayarı söktük. Yani en azından arka kısmını söktük. Mimarisi bu şekilde. Burada Crucial SSD'mizi görüyoruz. Hemen zaten belli oluyor. Evet, dilerseniz burada bir SSD yuvası boş. Zaten buraya hemen SSD alıp ekleyebilirsiniz. Ya da şurada bir SATA yuvası bulunuyor. Buraya da bir SATA ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüldüğü gibi burada özel bir soğutma sistemi kullanılmış. Bakır borularla fanlara aktarılıyor ve fanlardan da dışarıya veriliyor. Dediğim gibi batarya içinde şurada küçük bir bölüm ayrılmış durumda. Bilgisayarın iç mimarisi bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi bunu kapatmayacağım tam olarak. Çünkü ne yapacağız? Ben bununla oyun testleri gerçekleştireceğim ve bunun sonucunda ne derece ısınıp ısınmadığını da birlikte gözlemlemiş olacağız. Direkt yani hani plastik kasanın üzerinden değil, direkt olarak iç kısmından sıcaklığını ölçeceğim. Şu vidaları şöyle alayım. İç kısmını gösterdikten sonra şu kapağı şöyle, hani kapatmak gibi değil de şöyle yine bir örteyim üstüne. Şu pili de yine şöyle yerine oturtayım. Şimdi bilgisayarımı tekrardan açıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç oyun deneyimleyeceğim. Bu oyun deneyimlemelerinde de bilgisayarın ne kadar ısındığını beraber gözlemleyeceğiz. Ben bu bilgisayara Formula 1 2020'yi indirdim. PUBG'yi indirdim. Mortal Kombat 10'u indirdim arkadaşlar. Onun haricinde bir de Black Mesa'yı indirdim. Biliyorsunuz Half-Life'in yeniden yapılmış olan versiyonu. Yani toplamda 4 oyunu burada deneyimlemiş olacağız. Fakat o oyunlara gelmeden önce biz bu bilgisayarı çeşitli testlere tabi tuttuk arkadaşlar. Bunlardan birisi SSD testiydi. Bu SSD testinden alınan sonuçlar sizin de şu anda ekranda gördüğünüz üzere. Okumada 2299.44, yazmada ise 1856.80 ki bu değerlerin hayli yüksek standartlarda olduğunu bir kez daha belirtmemiz gerekiyor. SSD testinin haricinde farklı testler de yaptım arkadaşlar. Benchmark testini uyguladım. Benchmark tarafında hem batarya hem de performans testi gerçekleştirdik. Benchmark'tan bilgisayarımız 4261 puan aldı ki bu puanın ortalamanın hali üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani gayet ideal bir puan aldı benchmark testinden. Oyun tarafında batarya testinde arkadaşlar 51 dakika verdi. Yani bu bilgisayarı fişten çektiğiniz zaman oyun oynamak isterseniz size 51 dakika gibi bir süre sunuyor. Tabii bataryadan çektiğiniz zaman oyun tarafında bazı ayarları kısmanız gerektiğini de unutmamanız gerekli. Ben bu bilgisayarı iş için kullanacağım. Bana kaç saatlik pil ömrü verir diye soracak olursanız, Modern Office testini uyguladık arkadaşlar. Bu testte de bilgisayarımız 3 saat 20 dakika gibi bir süre elde etti. Genel itibariyle baktığımızda hem iş tarafında hem de oyun tarafında beklentileri karşılayan bir bilgisayar bu. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan bir oyun açalım ve bu oyunu deneyimlemeye başlayalım. Hem bu oyunlarda kaç FPS aldığını görelim bilgisayarımızın, hem de bu oyunlar sonrasında cihazımızın ne derece ısındığını birlikte görelim.
Evet arkadaşlar, oyun testinin akabinde bir de ses testi yapalım bu cihazımıza. Bakalım bu bilgisayarın ses kalitesi ne düzeyde çıkıyor. Hemen şuradan YouTube'a girelim. Bir video açalım ve bakalım ses deneyimi nasıl. Geçtiğimiz günlerde bu modelin kutu açılış videosunu gerçekleştirmiştik ve nasıl bir tasarım hattına sahip olduğunu az çok sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü videomuzda ise monitörün oyunculara ne gibi artılar sunduğunu, ne gibi pozitif yönleri olduğunu detaylı bir şekilde söyleyeceğiz. Şimdi ilk olarak incelememizi arkadaşlar monitörümüzü... Evet, gördüğünüz gibi ses tarafında da oldukça başarılı bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu cihazda arkadaşlar THX imzalı bir ses sistemi bulunuyor. Dolayısıyla bu başarı bizi çok da şaşırtmış değil. Şimdi ses testimizi yaptık. Oyun performansımıza baktık. Bilgisayarımızın ne derece ısınıp ısınmadığına baktık. Çeşitli performans testi sonuçlarımızı sizlerle paylaştık. Sıra geldi en önemli soruya. Bu bilgisayarın fiyatı ne kadar? Evet arkadaşlar, bu bilgisayarın fiyatı halihazırda biz bu incelemeyi yayınladığımız tarihte Monster üzerinde 8099 Türk Lirası olarak görünüyor. Ayrıca bu bilgisayarı aldığınızda bir de yanında şık bir sırt çantası hediye ediliyor. Bunu da size dipnot olarak belirtelim. Genel itibariyle baktığımızda bu bilgisayarın fiyat performans cihazı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gerek tasarımıyla gerek oyunlarda sunduğu performansla ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir bilgisayar olmuş. Eğer benim 10 bin lira altında bir bütçem var diyorsanız bu bilgisayarı almanızı biz size tavsiye edebiliriz. Dediğimiz gibi gayet kullanışlı, şık, kasasıyla olsun, görünüşüyle olsun hem oyun oynayabileceğiniz hem günlük işlerinizi rahatça yapabileceğiniz bir bilgisayar olmuş. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu bilgisayar hakkında herhangi bir sorunuz varsa bize bu video altında da yorum olarak sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.